İran, Amerika ile nükleer anlaşmaya varmaya çok yaklaştı. Amerika, Trump döneminde İran'la nükleer anlaşmadan çıkmıştı. Biden'ın gelişi ve yeni Tahran yönetimi, iki ülke arasında nükleer müzakerelerin tekrar gündeme gelmesini sağladı. İsrail, İran'ın nükleer programını en yüksek ulusal güvenlik tehditleri arasında sayıyor. Bu nedenle anlaşmaya karşı. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Amerika yönetimine uyarıda bulundu. Anlaşmayla İran'ın cebine 250 milyar dolar gireceğini belirtti. Bu parayla Tahran yönetiminin kısıtlama olmaksızın sadece 2 yıl içinde santrifüj geliştirip çalıştırabileceğine dikkat çekti. Lapid, son bir yıl boyunca anlaşma çok yakınken bile Beyaz Saray'daki muhataplarını İran'ın taleplerine boyun eğmemeye ikna ettiklerini ve durumun bu şekilde devam etmesini umduklarını belirtti. Ayrıca İran'ın nükleer programının engellenmesi için her türlü aracı devreye sokacaklarını da kaydetti.